Sevgili dostlar, bayağı beklettik sizi. Öncelikle özür diliyorum. Tabii kendi adıma ve teknik ekip adına dışarıdan yaptığımız yayın nedeniyle bir takım aksaklıklar yaşadık tabii ki. Her şeyin ilkinde mutlaka bir takım eksiklikler ve aksaklıklar olacaktır. Bundan sonrakilerde olmaması temennisiyle merhaba diyoruz sevgili dostlarımıza. Bursa Sanat TV'den Umuda Yolculuk'tan sevgili Savaş'la beraber. Evet, Umuda Yolculuk başlayacak dedik. Çok uzun soluklu bir programdan bahsediyoruz. İşte yaklaşık 95'li yıllardan bu zamana kadar aralıklarla çeşitli kanallarda ve radyo kanallarında yayın yaptığımız umudu olan insanların sesi, gözü ve kulağı olmaya çalıştık. İlk partnerim sevgili Sebahattin abi ile. Sebahattin abi şimdi level atladı. Mevcut içinde bulunduğumuz televizyon kanalının da genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Çok yoğun olması nedeniyle kendime yeni bir partner buldum. Tabi o da sağ olsun bizi kırmadı. Sevgili Savaş, Alaaddin Savaş Akıncıoğlu'yla birlikte götüreceğiz. Aramıza hoş geldin. Hoş buldum. Yani yeni bir program, benim için yeni bir program, evet. Ama geçmişi çok eskilere dayanan bir program olması beni de heyecanlandırıyor. Ne anlamda dersen, ilk başta sevgili Ayhan Zembilci. Yok, estağfurullah. Sana Ayhan Baba desem, böyle hitap etsem. Sen rahat ol. İstediğin gibi hitap edebilirsin. Evet, Ayhan Baba. Engelliler Camiası'yla tanışmamı az çok tanıyorsun. İşte görev aldığım noktalarda, STK'lardaki durumlarımı da biliyorsun. Bu programa da beni layık gördüğünüz için ve çok usta isimlerden sonra buraya gelmek önemli. Bundan sonra götürecek olan da sensin. Evet. Yani bu şey gibi, bayrak yarışı gibi bir şey düşün. Artık ben ihtiyarladım. Yok. Ya bir ihtiyarladım. Ama uzaktan takip ediyoruz. Birilerine bayrağı teslim etmek lazım. Birilerinin umudu devam ettirmesi lazım. Birilerinin tekrar bu kulvarda arkadaşlarımıza objektif bir şekilde Bursa'daki kamuoyundaki gelişmeleri anlatabilecek, STK'ları gerekirse eleştirebilecek, gerekirse alkışlayabilecek, siyasi partilerden daha üstte, belediyelerden daha üstte bir program olarak böyle bir format düşün. Biz maksadımız bağcı dövmek değil veya herhangi birini, herhangi bir kurumu, herhangi bir kişiyi de kesinlikle yargılamak da değil. Haşa, buradan yargı merci değiliz. Ama iyi yapılanı duyururken eksik yapılanları da birlikte seninle paylaşacağız. Buradan kamuoyuna da soracağız. Diyeceğiz ki biz doğru yolda mıyız? Biz aslında birlikte yapacağız programımızı. Bizi takip eden engelli arkadaşlarımızla ya da sınıflandırmayı da sevmiyorum. Çünkü benim hedefim engelli engelsiz ayrımından ziyade toplumda birlikte yaşayabilme felsefesi. Yani hep bahsettiğimiz konu toplumsal farkındalığı oluşturmak için. Tabii ki yani işte kadın hakları, engelli hakları, çocuk hakları değil, insan hakları çerçevesi içerisinde bir formatımız var bizim. Evet. Biz olaya bir bütün olarak bakıyoruz. Senin de öyle düşündüğünü biliyorum. Evet, ben de yani sadece engelli açısından bakmıyorum. Çünkü toplumsal olarak farkındalık çok başka. Farkındalığı sadece engelliye kanalize edersek bu da çok yanlış bir algı. Çünkü aldığımız eğitimler çerçevesinde, hatta önce doğduğun Engelsizsiniz projesinde biz bu konunun çok farklı noktalara gideceğini de gördük. İşte bir puset taşıyan bir annenin de toplumsal alanlardaki, fiziki koşullardaki karşılaştığı sorunları da dile getirmeye çalıştık. Sorun sadece engelli değil, genel olarak ulaşılabilirlik sorunu, erişebilirlik sorunu. Bu, dediğin gibi bunları dile getirmeye çalışacağız. Bunlar için çözüm noktalarına ulaşmaya çalışacağız. Sıkıntıları aktarmaya çalışacağız. Yetebildiğimiz yerde sıkıntılara çözüm olacağız. Yetemediğimiz yerde de bürokratik adımları atarak bir sonuç elde etme yolunda bir gayretimiz olacak. Çözüm, aslında biz çözüm mercilerine çözümün hangi kanaldan nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalışacağız. Çünkü çözüm merci biz değiliz. Biz umudun sesiyiz. Problemlerin kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili tarafsız, ilkeli ses olma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü bir beklentimiz yok. Yok. Umuda Yolculuk programının hiçbir zaman beklentisi olmadı.
beklentisi sadece toplumda fırsat eşitliği anlamında bir şeyleri gerçekleştirmek. Konu başlıklarımıza baktığımızda evet, biz engelli arkadaşlarımızın yıllardan beri ötelenen erişilebilirliğini, ulaşılabilirliğini konuşacağız iki başlıkta. Evet. Çünkü bu ulaşılabilirlik, erişilebilirlik, bilgiye erişim ayrı, dışarıdaki, sokaktaki fiziksel erişim ayrı, ulaşım ayrı. Adam para kazanıyor, parasını harcayabileceği mekanlara gidemiyor. Para kazanıyor, gidip bankamatikten parasını tek başına çekemiyor. Birilerine güvenmek zorunda. Hayatında sürekli birileri olması lazım. Ama biz tam bağımsız engelli hareketi diyoruz. Ve fırsat eşitliği demeye de devam edeceğiz. Tabii bu arada sözde verilen hakların eksik kalan taraflarını da anlatacağız. Hele son zamanlarda bu SMA hastalarının yaşadığı bu ilaçla ilgili problemini sosyal medyadan arkadaşlar da takip ediyorlar. Evet, çok ciddi bir problem var ortada. Çünkü SMA hastaları o ilacı almazlarsa hastalıkları daha ağırlaşıyor, daha da kötüye gidiyor. Bu konuyla ilgili arkadaşları da takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, en büyük dertlerimizden bir tanesi rapor çilesi mi? En büyük derdimiz. Hatta ben birebir yakın tarihte yaşadım bunu, çok net olarak yaşadım. Neydi? İllallah dedirten evet. Cinsten. Vazgeçiyor insan. En son geriye dönüp baktığımızda 1997 yılında o zamanki adıyla Başbakanlığı Gözlüler İdaresi Başkanlığı çıktı, dedi ki ey engelli, ey sakat, sana bir kimlik kartı vereceğim. Bundan sonra rapora ihtiyacın olmayacak, dedi. Üzerinden geçen 23 sene içerisinde defaatlerce genelgeler, yönetmelikler, bakanlar kurulu kararları, bilmem neler, bir takım şeyler. Evet, çok değişti. Ve çok şey oldu. Bizim adımız da değişti. Biz özel eğitim özel gereksinim gerektiren yani, bireyler. Evet, evet. Bak, onu ben bile telaffuz edemiyorum. Ben ne olduğumu karıştırdım çünkü. Özel gereksinim gerektiren bireyler. Şu andaki resmi tanımlamamız, resmi evraklardaki adımız bu. Yakında kompozisyon yazacaklar bizim adımızla. İşte çok adımız değişti. Makale yazacaklar ama ne olur şunu anlayın artık. Bu arkadaşlar geçici raporlar. Geçici rapor diye bir şey olamaz. Eskiden vardı, evet, 6 aylık bir süreçte engelliliği tamamen kanıtlanmış ve tıbben yapılabilecek herhangi bir şey olmadığına kanaat getirilmişse sürekli engelli raporu vardı. Şimdi artık onun da onu da çok dikkate almıyorlar. Sürekli raporun olsa bile yeni bir rapor isteniyor. Ben yaşadım. İşte tamam. Takriben bir sene kadar önce ehliyetimi yenileme yönünde bir araştırmam oldu. Bunun akabinde bana dediler ki işte raporumu götürdüm. Senin raporun eski ama dediler sürekli. Yani ben iyileşmiyorum. Ya öyle bir sürecim yok benim. Olsun dediler. Sen yeniden rapor alacaksın. Bütün kademeleri tekrar dolaştık. Tabii bu kademeleri dolaşırken gene bir sürü aksaklıklar var. Size iletiyorlar, diyorlar ki işte göze gideceksin, ona gideceksin, buna gideceksin. Bütün evraklarını topluyorsun. Akabinde ilgili makama teslim ediyorsun. Diyorlar ki sana, aa biz bunu demeyi unuttuk. Sen bir de buna git. Tabii bu yeniden bu eksik olanı tamamlamak için gittiğin süreç zarfında mesai saatine yetişemezsen heyet zaten ayda bir toplanıyor. Senin istediğin rapor bir ay öteleniyor. Bu sefer de diyor ki karşıdaki ana kurum, bunu onaylayacak kurum, senin 3 ay hakkın var. Bir ayı sen bana muayenede geçirttirdin. İkinci ay dedin ki abi ben bunu unutmuşum. İkinci ay öyle geçirdim. Üçüncü ay her şey böyle son dakika. Baştan tedbir alınsa, bununla ilgili bir genelge mi olsa, artık bir cetvel mi olsa, işte engelli gittiğinde nerelere gideceğini bilse. Bu çok değişken, engel şeyine göre değişken olur da. Tabii artık eskiden böyle bir şey vardı. Belirli poliklinikleri geziyordunuz. Şimdi artık orada karar veriyorlar. Çünkü işin içerisine süren hastalıklarda da birçok kalıcı hastalıklar söz konusu olduğu için bu geçici engel raporlarının içerisinde böyle de bir sıkıntı da var. Yani süren hastalıklar, artık kronikleşmiş rahatsızlıklara da engelli tanımlaması yapılabiliyor. Ama bir bakıyorsunuz bu ülkede tabiri yerindeyse 60 bin tane kadar da sahte engelli var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz hepiniz kamuoyunu takip eden bireylersiniz. Devletin kendi kanalından açıklama yapıldı. İşte 60 bin küsür sahte engelli raporu alan vatandaş var. Ne için alıyor bu raporu? İşte engellilere tanınan sosyal devlet
çerçevesi içerisinde bir takım imtiyazlardan, haklardan faydalanabilmek için. Hangi haklar bunlar? İşte erken emeklilik, ÖTV muafiyeti olan araç gibi buna benzer bir takım haklardan faydalanabilmek için sahte engelli raporu alınıyor. Devlet de biz gittiğimizde şunu söylüyor bize. Diyor ki işte suistimal ediliyor. Bana ne? Sistemini sen kuramadıysan suistimali yapan engelli bireyin kendisi değil ki. Senin izin verdiğin, göreve getirdiğin bürokratların, işte hastanelerdeki hekimlerin, onların altındaki çalışan sahte şebekeciler. Bunlarla uğraş. Engelliyi niye zora sokuyorsun? Neden engelli arkadaşların hayatını bir tık daha yukarıya zorlayarak gitmesine vesile oluyorsun? Olmaman için sadece sistemini sağlıklı oturtman lazım ve bu tür şebekelere de meydan verilmemesi lazım. Ama bizim aldığımız rol modellerde, yani sen hakimsin konuya, rol modellerimiz yurt dışı ama işlerimiz modele hiç uymuyor. Diyoruz ki yurt dışından şu modeli aldık. Tam yurt dışında o model çok düzgün çalışıyor. Yurt dışı diyor ki sana %10'da bile olsan engellisin diyor. Bizde bir baraj var. Evet. Bir de bu baraj kavramı da insanlarda çok kafa karışıklığına sebep olan. Çok kişiyle karşılaştım. Bana sordukları işte benim %40 raporum var ya da %90 var. İşte aralarında ne fark var? Bu raporu alanlar o konuda da hakim olmadıklarına dair bir ilerleyişe giremiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kuruma gidiyorlar. Kurum net bir cevap veremiyor. Yani her şey biraz muallakta yürüyor memleketimde. Genel olarak herhalde sistem böyle yürüyor. Hani bizim gibi ağır aksak gidiyor her şey. Gün gelecek koşacak ama engelliler ne zaman koşacaklar merak ediyorum. Şimdi kör topal desem millet diyecek vay topal dedi diye bizi de topa koyarlar bunlar. Aynen. Yani deyimlerin ve kavramların üzerine kaybolup gitmiş bir toplum var. Yaklaşık hani Dünya Sağlık Örgütü'nü çok dinliyoruz ya. Gelişmekte olan nüfusun %12'sinin engelli olduğunu varsayarak evet. Ortada bir rakam var. Geçtiğimiz günlerde sevgili bakanımız açıkladı sağ olsun. Bizde kayıtlı dedi 2500 küsür tane dedi engelli var dedi. Türkiye'de bu kadar engelli var dedi. Ben şaşırdım birdenbire. Cidden şaşırdım. Çünkü Bursa'da sadece evde bakım hizmetlerinden faydalananların sayısı bunun iki katı. Aynen. Ama nasıl bir zincirin halkası bir yerlerde kopuyor sevgili Savaş. İşte biz o kopan halkaları inşallah burada stüdyomuzda aramıza aldığımız kamu kurumlarının yetkilileriyle, engelli sivil toplum örgütleriyle birlikte masaya yatırıp birlikte konuşacağız, birlikte tartışacağız. Ve bizim derdimiz biraz önce de en başından söylediğim gibi kesinlikle bağcı dövmek değil, üzümün kalitesini artırmak. Üzümün kalitesini artırırken de ikramımızı eşit şekilde pay etmek. Çünkü adaletsizlik almış başını gitmiş. Hak dağılımında olsun, engellilerin tanımlamalarıyla ilgili olsun, aldıkları hizmetleriyle ilgili olsun. Ne zamandan beri EKPSS'yi yapamıyoruz. Evet, bazı engelli arkadaşlarım EKPSS sınavının ertelenmesiyle ilgili çok fazla serzenişte bulunmuyor ama bizim derdimiz fırsat eşitliği savunucusu olduğumuz için şunu soruyoruz. Be güzel kardeşim, yaptığın bütün diğer sınavların arasında sadece neden EKPSS'yi erteliyorsun? Ya da buna daha başka bir formül geliştiremedin mi? Daha başka bir formül bulamadın mı? Hala atamalarını bekleyen çok kişi var. Çok arkadaşımız var. Niye atamaları yapılamıyor? Ya benim ayrı bir tespitim var. Sözünü kestim Aynen abi, kusura bakma da. Biz engelliler cami olarak da bir olmayı beceremiyoruz. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de bu esasında. Evet. Biz bir olamıyoruz. İşte diyoruz ki işte sen görme engellisin, sen bedensel engellisin. Biz kendi aramızda zaten ayrışmışız. O ayrışmayı bir birleşme haline getiremiyoruz. Bir paylaşamama var olayı. O gelmez. Yani benim onunla ilgili kesin net kanaatim, engelli örgütlerinin bir araya gelebilmesi için bir ortak problemleri masaya yatırıp ortak problemlerin başlıklarını belirlemeleri lazım. Evet. Tabii bu arada branş derneklerimiz var bizim. Yani işte SMA hastaları gibi, otizmliler gibi, spastikler gibi branşlaşmış dernekler var. Bunlar kendi işlerinde kendileriyle ilgili problemleri ön plana çıkartırken bir de engelli diye tanımlanan genel çerçevenin içerisindeki ortak sorunların
birlikte hareket edilerek çözülebileceği kanaatindeyim. Ama hep beraber bir araya gelelim. Çünkü herkes benim dediğim doğru diyor. İşte o yüzden de... Yani her başlıkta, ben Bursa'da en son bildiğim, dur bakayım neydi? 110 küsur tane STK vardı. 113 tane. Evet. Bildir. Çok sivil toplum örgütü olmasının hiçbir sakıncası yok. Olmalı, olsun. Ama kesinlikle şu şekilde olmamalı. Yani ya bu benim dediğim doğru. Benim dediğim şekilde olacak. Temsilde hata var bizde. Heh, bizim birlikte bak biz demek. Evet. Bizcil olmak felsefesini toplumda fırsat eşitliğini masaya yatırdığımızda. Şimdi cinsiyet ayrımcılığı işin içine giriyor. Engelli sorunlarını konuşurken engelli kadınların yaşadıkları farklı sorunlar var. Aynen. Engelli çocukların yaşadıkları daha farklı sorunlar var. Yetişkin bireylerin yaşadıkları sorunlar çok daha farklı. Ama ortak bir şeyimiz var bizim. Fırsat eşitliğinden faydalanamıyoruz. Aynen. Ama bizim mesela en çok göz önüne aldığımızda daha çok erişebilirlik oluyor ama evet. Tek sıkıntımız bu değil. Yani erişebilirlik önemli bir konu. Atlanmaması gereken bir konu ama erişebilirliğin yanında eğitim hakkı, insan hakları, sosyal haklar bunlar biraz daha öteleniyor gibi. Sanki sokağa çıktığımızda en önce sorduğumuz soru fiziki koşullar. Tamam fiziki koşullar önemli ama senin sosyal kültürel hayattaki etkine de bir nebze şey olabilmemiz lazım bizim. Damar olabilmemiz lazım. Oradan da ilerle. Yani sosyokültürel bir yapımız olması gerekiyor ama yok. Bir yerde duruyoruz. Sadece diyoruz ki tek bir nokta. Eyvallah. O noktayı çözemiyoruz. Çözmek için çaba sarf ediyoruz. O konuda da hemfikiriz. Ama gene ayrışıyoruz. Diyoruz ki işte önce benimki yapılsın. Önce benimki yapılsın. Ben çok güzel bir söz biliyorum. Parçala, böl ve yönet. Yani toplumun bütün katmanlarını bir şekilde bölme politikası izleniyor bu ülkede. Aynen şu an. Çünkü onu bariz görüyorsun. Yani bunu hissedebiliyorsun. Çünkü dedik ya çerçevesini çizdiğimiz engellilerin genel başlıkları var. Genel sorunlarımız var. Bilgiye erişim, sosyal haklardan faydalanmayla ilgili fırsat eşitliği, kimin ihtiyaç sahibi, kimin ihtiyaç sahibi olmadı. Şimdi bana göre bu ülkede bir eve iki tane asgari ücret girse bile o evde eğer bir engelli veya bakıma muhtaç bir yaşlı varsa bu hane mutlak suretle desteğe ihtiyaç sahibidir. Evet. Ama sen diyorsun ki yok efendim senin sigortalı işin var ben sana veremem. Ya Allah aşkına şimdi benim sigortalı bir işim var ama açlık sınırıyla asgari ücretin arasındaki farkı göremeyecek kadar da bulamadık daha yani o kadar şey değiliz. Bedenimiz engelli de kafamız çok fazla çalışıyor. Onun için de problemleri içimize sindiremediğimizden bizim kavga. Evet, biraz muhalif kişi olarak duruyoruz. Ya muhalif demiyorum ben ona. Hak arayan diyorum. Yani muhalif demek körü körüne biz iyi yapılanları, güzel yapılanları da tamam teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Daha iyilerini de yapabiliriz, yapabilirsiniz diyecek kadar medeniyiz. Ama karşı taraftaki muhatap olduğumuz kişiler eksik olan şeyleri eleştirdiğimizde sanki hoşlarına geçmiyor. Evet çok şey gösteriyor, direnç gösteriyorlar bize. Bu ortada bir eksik var. Yani bu eksik bütün söylüyoruz. Arkadaş rampalar yapıyorsunuz, engelli rampalar yapıyorsunuz. Ben işletmelerde de görüyorum. Direkt söyleyebilirim. Fatih Sultan Mehmet bulvarından şöyle bir aşağı bir yukarı gidin gelin. İşletmelerin önünde engelli rampası diye yapılanlara ben sadece fotoğrafını çekip canım sıkıldığında gülümseyebilmek için duvarıma asarım ben o rampayı. O rampaya harcanan paraya yazık. Sonra gidip de orada işte bunun rampasını yapmış deyip de ruhsatını tamamlayan belediyeye mi kızarsın? Yoksa laf olsun diye o rampayı oraya yaptırana mı kızarsın? Ben kimseye kızgın değilim. Yapmış olmak için bir şeylerin yapılmasına karşı. Hiç yapmasan en azından deriz ki rampası yok deriz çıkarız işin içinden. Evet. Değil mi? Aynen. Peki sosyal medyada nasıl evet, gidiyoruz? Arkadaşlarımız medyada, bir şeyler söylüyorlar evet, mutlaka yazan, da. Yazan arkadaşlarımız var. İstersen onları bir... Onlara şöyle bir merhabalarımızı iletelim. Evet. Çünkü daha ilk program olduğu için ben hala önümdeki aleti çözüp de kim ne yaptı. Evet şimdi ben isim olarak anlatayım kendilerini. Ki. İşte Filiz Hanım, Yavuz Bey, Nermin Hanım bize başarılar dilemiş. Emel Hanım var başarılar dileyen. Erdal Bey var. Tekrar iyi yayınlar canlar diye bir paylaşımlar var. Kemal Bey yazmış. Tebrik edenler, umarım başarılı olursunuz diyenler.
ve yayın sürecinizin daha da uzun sürmesini temenni mesajlar alıyoruz. Umarım bu mesajlar katlanarak da büyür. Biz bir yola çıktık. Bu yolda da, ilerlediğimiz yolda da hedef kitlemizde mesajlarımızı iletebileceğimiz bir noktaya gelmiş oluruz. Çözüm, ilk başta dediğim gibi, senin de dediğin gibi, biz çözüm merkezi değiliz ama çözüm merkezine iletilmek için bir basamağız. Bunda sosyal medyada ve görsel basında aktarabilirsek bu bir avantaj. Evet. Onu değerlendirmek her zaman için büyük bir şans diye düşünüyorum. Evet, sevgili Ali Genç de iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Sevgili Ali Genç de Bursa'da iyi çalışan aktif sivil toplum örgütçüsü, hatta meslektaşımız, medya sektöründen evet, bir meslektaşımız. Tabii ki şundan emin olabilirsiniz. Altına yazdığınız yorumlarınız. Bursa Sanat TV Umuda Yolculuk grubu var. Facebook üzerinde. Sizden ricam, o gruba kendinizi dahil ettirin ve burada paylaşılmasını istediğiniz konular, adınız soyadınızla birlikte paylaşmadığınız hiçbir konuyu dikkate almayacağım. Takma isimlerle, evet, işte rumuzlarla gelen yorumlara falan çok fazla dikkat etmeyeceğim. Edebi çerçevesi içerisindeki bütün eleştirilere açık olduğumuzu bilmenizden yanayım. Biz her şeyin doğrusunu bilmiyoruz. Zaten doğruyu birlikte tespit edeceğiz. İddiamız da yok. Bu kanalda, bu programda, Umuda Yolculuk'ta yolcularınızın kim olacağı, yol istikametinizin ne olacağı biraz da sizlerin yönlendirmesiyle olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü biz biriz. Biz birlikte güçlü olacağız. Maksadımız yolcularımızın çokluğuyla birlikte problemlerin çözüldüğünü de birlikte takip edeceğiz. Niyetimiz o. Konforu arttıracağız. Konforu mu? Evet. Yani engeller, konforu arttıracağız. Konforu arttıralım. Engellerin yaşam kalitesini bir tık üste çıkartmak için kim bir çivi çakacaksa, ben kendi adıma Ayhan Zembilci çekici olmaya hazırım. Ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru noktaya çiviyi çakanlarla beraber olurum. Yoksa engelliler camiasını duygu sömürüsü haline getirip de onların sırtından para kazananları da burada ifşa edeceğimden emin olabilirsiniz. Yani son zamanların çok güncel olayları, nerelere gittiği belli olmayan bağış toplamalar, yardım toplamalar, ispatı halinde kesinlikle buradan ifşa edeceğimizden emin olabilirsiniz. Ve vatandaştan ricamız şu: bilmediğiniz hiçbir yere yardım etmeyin. Emin olmadığınız hiçbir kuruma destek vermeyin. Çünkü gerçek ihtiyaç sahibi engelli arkadaşlarımız kesinlikle hiç kimseden hiçbir şey isteyemezler. Onurları ve gururları buna mani olur. Ama siz bunu çeşitli sebeplerle, çeşitli dolaylı yollardan, sivil toplum örgüt aracılığı olabilir, mahallenin muhtarları olabilir, mutlaka siz kendiniz tespit edin. Ama hani Allah rızası için 3 kuruş para verip de vicdanınızı susturmayın. Paranızın nereye gittiğini, yardımınızın nereye gittiğini kesinlikle takip edin diye basitte bir önerim olacak. Yani engelli camiası suistimali açık bir konu. Bununla ilgili bir sürü paylaşımlar gördük. Hatta müdahale ettiğimiz noktalar oldu. Müdahale ettiğimiz noktalarda haksız çıktığımız şeyler de oldu, haklı olduğumuz halde. Ama genel olarak baktığımızda çok algısal olarak farklı yaklaşıyorlar bize. Birazcık muhtaçlık psikolojisi içinde yaklaşıyorlar. İşte engellidir, ona hep destek olmak lazım. Ben çok engelli tanırım. Desteğe ihtiyacı olmadan çok büyük işler başarabilmiş. Sanatta olsun, sporda olsun. İşte yakın tarihte örnek oldu. Ampute milli takımımız oldu. Bir şeyleri başarabildiler. Yeter ki ellerinden tutulsun, imkan sağlansın. Şimdi bunun iki tane bakış açısı var. Bir, eğer ilahi manevi yönden bakıyorsan net bir şekilde şunu bilmekte fayda var. Eğer Allah-u Teala bir insanı eksik yaratmışsa, onun o eksikliğini giderebileceği bir yeteneği mutlaka bahşetmiştir kendisine. Bu kaçınılmaz bir şey. Önemli olan burada o yeteneğini tespit edip ona o fırsatı sağlayıp o yeteneği doğrultusunda hayata tutunmasına yardımcı olmaktır. Ama biz nereye gidersek gidelim, abi Allah rızası için 3 kuruş vereyim, Allah rızası için şunu yapayım. Ya Allah rızası, senin nefes aldığın için Allah'ın rızasını kazanman lazım zaten. İlla birilerinin üzerinden bir şeyler yaparak ben cennete gideceğim diye hayal etme. Yani böyle bir dünya da yok. Hele özellikle vicdanını rahatlatmak için karşıdaki engelli bireylerin gururuyla asla oynama. Bir elin verdiğini
öbür el bilmemeli. Görmemeli. Bilmemeli. Ama ben geçmiş yıllarda şunu da gördüm. Kaymakamın bir tanesi ayakkabı boya sandığı bahşederken kırmızı kurdale kesti bu ülkede. Evet. Ayakkabı boya sandığı verirken yani hani bir elin verdiğini diğer el görmeyecekti ya. Nokta atışlarımız olacak dediğim gibi lütfen siz de takipçisi olun. Eksiğimiz olduğunda kulağımıza hafiften fısıldayın. Eksiğimizi tamamlayalım. Sizlerle birlikte yolculuğumuza devam edelim. Covid ve pandemi sürecinde yaşanılanlar var. Evet. Özellikle o konu çok derindi. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz kronik hastalığı olan arkadaşlarımızın pandemi sürecinde de olsa, pandemiden sonraki süreçte de olsa hastanelere gitmeye korkar olduk. Onunla ilgili biz sokak çekimleri yapmıştık Ayhan abi. Onu büyük ihtimalle önümüzdeki program yayınlayacağız. Bu konu dile getirildi. Yani halk tarafından Covid döneminde yaşadıkları, hastanede karşılaştıkları, ayrıca SMA hastası olan bir konuğumuz da oldu. Mikrofon uzattığımız. O da bazı şeyler anlattı. Dertlerini anlatmaya çalıştı. Onları güncel olarak düzenleyip önümüzdeki programda onunla başlayıp oradan bir nabzı yoklasak. Savaşı evlerinize gönderebilirim. Yani bize müracaat ettiğinizde gerçekten evinizden çıkamıyorsanız ama benim de söyleyecek iki çift sözüm var diyorsanız, dediğiniz noktada Savaş'ı adresinize de gönderebilirim. Gerekli böyle 3 dakika 5 dakika da olsa mutlaka sizinle sohbet eder. Sizden aldığımız bilgileri olduğu gibi kamuoyuna aktarırız. Ve ekipte sevgili Akın Karagız var, gözümün içine bakıyor. Tabii Umuda Yolculuğun vazgeçilmez koordinatörü, diş halkla ilişkiler sorumlumuz olacak. Konuklarımızla ilk bağlantıyı Akın Karagız gerçekleştirecek. Sonra da birlikte Bursa'nın değişik mekanlarında belki de evinizde çekeceğiz. Çünkü öyle bir ekibe sahibim ki bütün teşkilatını topladılar. Bugün burada Saklıbahçe'de, Çağdaş Bahçe'de size bu programı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Sunay, ilk teklifimde hiç gözü kapalı, tamam abi yaparız programı dedi ve mekanını bize açtı. Bugün Çağdaş Bahçe'deyiz. Haftaya nerede oluruz? Yine programımızın ana hedefi burada olmak ama işte Umuda yolculuk yap. Bu otobüs nerede mola verir? Hatta şu an şöyle de bir durum var abim. Bizi sadece Bursa'dan değil, başka illerden izleyen arkadaşlarımız da var. Çanakkale'den izleyen var. Ankara'dan izleyenlerimiz var. Sadece biz yerelde değiliz. Tüm Türkiye'de var. Dünyada. Dünyadayız. Çok klasik bir şey var. Şu anda bizi 81 milyon insan izliyor. Yurt dışından da izleyenler var. Amacımız dediğin gibi bağcıyı dövmek değil, üzümün kalitesini iyileştirmek. Değerli çalışmaları burada kamuoyuyla paylaşacağımızdan herkes emin olabilir. Evet. Dediğim gibi edebi çerçevesi içerisinde eleştirilere açığım, hakaretlere kapalıyım. Siyasi yorumlar kesinlikle dikkate alınmaz. Çünkü benim derdim siyaset üstü bir program. Burada bütün siyasi partilerin yöneticilerini de ağırlarım. Gerekirse ya ben size geleceğim, yaptığım çalışmaları da anlatmak istiyorum diyen herkese, her vatandaşa kapımız ve sohbetimiz açık olacak. Yeter ki çözüm yollarında bize destek olsunlar. Fırsat eşitliği sloganını unutmasınlar. Evet. Yani bu pozitif ayrımcılıkta ben engelliler aciz değil. Kesinlikle değil. Engellilerin aciz olmadığının ispatı çok. Bursa'da bunu zaman zaman kameralarla birlikte zaten alanında başarılı olan arkadaşlarımızla da yapacağımız söyleşilerimizde göstereceğiz. Ama derdimiz dram yapmak değil. Şunu asla unutmayın. Hiç kesinlikle burada ajitasyon olmayacak. Dram olmayacak. Gözyaşı hiç olmayacak. Fırsat eşitliğine giden yolda, o dikenli yollarda, dikenleri teker teker hep beraber, hep birlikte ayıklayacağız. Ben eminim ki verimli bir program olacak ve şunu da söyleyeyim. Ben her program olmayabilirim. Ama evet. Alaaddin Savaş Akıncıoğlu dediğimiz gibi programın bundan sonraki sürecinde evet, baş operatörü olacak. Evet, bir bayrak aldık. Biz de bayrağı en iyi noktaya taşımaya devam edeceğiz. Antalya'dan da katılanlar olmuş. Antalya'dan programı da. Son evet, bir toparlayalım şöyle. Gelenlere bir bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş da toparlayalım. Çünkü teknik sebeplerden dolayı zaten geç de giriş yaptık.
Şimdi bazı sorular gelmiş Ayhan Baba. Soruları biz kendi daracımıza alıp mesela bir tanesini örnek olarak bakabileceğimiz ne var? Şöyle söyleyeyim. Sorulardan bir tanesi, engellisi olan ve bakım parası şartları nelerdir? Ha, engelli. Yapmaları gerekenler ve ne kadar maaş alırlar diye bir soru gelmiş. Anladım. Engellisi olup da bakım parası alacak olan bireylerin yapması gereken bir, evdeki engellinin ağır engelli raporu olması gerekiyor. Evde kişi başına düşen bir hane geliri cetveli var. Arkadaşlar, bu soruların hepsine zaman içerisinde dediğimiz gibi bakacağız, toplayacağız. Buraya gerekirse Bursa Aile ve Sosyal, evet, Eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bir uzmanı getirip oturtacağız. Evet, onu da değişecek galiba. Konu başlığı her ne olursa olsun. Bugün burada sorduğunuz bütün soruların dersine de çalışacağız. Önümüzdeki hafta sevgili Savaş onları toparlayacak. Soruların cevaplarıyla beraber bizi takip ettiğiniz sürece sorularınıza da yanıt bulacaksınız. Başka arkadaşlarımıza da şöyle bir göz atalım. Başka sorular da var. Evet. Soruları sonra cevaplandıracağız. Sebahattin abi şöyle yapıyor. Siz diyor bu hafta şiiri isteyin. Ben diyor önümüzdeki hafta dersimizi çalışacağım. Ondan sonra şiir okuyacağım diyor. Ben de sorularınızı sorun. Biz de bu arada dersimize çalışalım. Geçen süreç içerisinde yanlış bilgi vermeyelim. Bilgi vermeyelim. Son güncellenmiş bilgiyi verelim. Ben dün gece yatarken bildiğim bilgi sabah uyandığımda değişmiş olabiliyor. Yalan olabiliyor. Yani çok sık değişken bir ortama geldi artık engellilerin problemleri. Başlarda dediğin gibi işte kanun çıktı, kanundan sonra yönerge çıktı, başka bir şeyler çıktı. Bildiğimiz bütün her şey yalan oluyor. Şimdi burada bir rakam versek, işte izleyicimiz bu rakam bana gelmiyor dese o kendince haklı olacak. Sizin böyle bir beyanınız vardı diyecek. Şimdi hani biz de bir beyanı resmi bir devlet kurumu değiliz ya da belli bir cetvele sahip değiliz. Biz öğrendiğimiz, araştırabildiğimiz noktada olabileceği aktaracağız. Bizim dediklerimiz de, yani bu rakamsal olanları söyleyeyim, net rakamlar olmayacak hiçbir zaman. Çünkü değişiyor. Biz yalancı düşeceğiz. Doğru söylüyorum. O yüzden biz yolu gösterelim. Yolda nasıl ilerleyeceklerini gösterelim. Onun akabinde yolda bir çakıl taşı gördüklerinde tekrar sorsunlar, bu çakıl taşını nasıl engelleyebiliriz, nasıl kaldırabiliriz? Onunla ilgili çalışalım. Ama bütçesel olaylara biz girmeyelim çünkü çok yanılırız. Neydi? Hani kılavuzu gargolanın olmayalım da. Aynen. Kılavuzu akıllı olanın olalım. Çünkü insanların kılavuza ihtiyacı yok aslında. Biz yoldaşız. Yani biz sadece yoldaşız. Birlikte yol alacağız arkadaşlar. Kesinlikle. Şundan emin olabilirsiniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Çünkü bilgi çok taze, güncellenebilen. Hele günümüz Türkiye'sinde, günümüz ülkesinde dediğimiz gibi bugün bildiğimizi yarın yalan olan bir yerde. Ben iddialı bir şekilde şurada sizin sorunuza cevap vermiş olsam hem sizi yanlış yönlendirmiş olacağım. Bu aynen şuna benzeyecek. Politikacıların çıkıp da kürsüde ben şunları 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 veriyorum deyip de ertesi gün vatandaşın ilgili kuruma gittiğinde ya aslında böyle bir şey yok demesi gibi bir şey olacak. Önemli olan politikacıların kürsüde ne söylediği değil, kurumların neyi uyguladığıdır. Biz de onun için alacağımız konuklarımız genellikle kurum bazlı olacak. Yani atıyorum işte biz burada bir iş kurumu misafir ettiğimizde çalışma hayatının şartlarını birlikte konuşacağız. Aile ve sosyal politikaları konuk ettiğimizde de işte bakım parasını, engelli maaşlarını gibi engellilerin sosyal haklarını burada onunla birlikte birebir ağızdan sizinle paylaşacağız ki şeye mahal kalmasın, yoruma ve eleştiriye mahal kalmasın. Çünkü ben sosyal medyada vatandaş soruyor, diyor ki işte ben diyor 2022 sayılı maaşım vardı, kesildi. Sonra ben onun altındaki yorumlara bakıyorum. İnanın size 300 tane yorum varsa bunun 150 tanesi farklı şekilde yorumlanmış ve çok kafa karıştırıcı bilgi kirliliği olduğunu da görüyoruz sosyal medyaya. Ama tavsiyem size şudur ki merak ettiğiniz konunun başlığını, bakın Google Hazretleri diye bir şey var, bilmediği yok. Bir benim ne zaman öleceğimi bilmiyor. Oraya Google'a yazacaksınız. Yani sosyal medyanın yorumuna yazana kadar Google'a yazdığınızda sorunun cevabı size ilgili kurumun başlığıyla gelecektir. Yani bunun daha öteye giden herhangi bir şey yok. Aramanıza da gerek yok. Ve bugün artık Savaş abi bitirelim, toparlayalım. Çünkü ben yoruldum.
Evet, ilk programımız. Bütün enerjimi bundan sonraki programa saklayalım. Evet, dersimizde de çalışalım, sorularımızı öğren. Önce Çağdaş Bahçe'ye mekan için teşekkür ediyorum. Bize mekanını açtı sevgili Sunay. Bundan sonra burada birlikte olmaya gayret göstereceğiz. Sonra burada arkada bir sürü ekip var. İşte kameramanından teknik hal var. Sabahattin abi var, Akın var, sevgili kameramanlarım var. Onların adına da bizi şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu program sayfamızda hemen tekrara düşecektir. Merak ederseniz, tamamını sabırla izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her şey gönlünüz olsun, iyi bir hafta başı olsun ve ne olur şu Covid belası bir an önce dünyadan kaybolsun. Evet, bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. O zaman da bahsettiğimiz gibi sokak çekimlerimizden de örnekleri sunacağız. Orada da paylaşımlara açık olacağımızı belirteceğiz. STK'lara da açık olduğumuzu söyleyelim bu arada. Tabii katılmak ki. İsteyen, konuk olmak isteyen, kendini tanıtmak isteyen Akın Karagız'la hemen irtibata geçsin. Evet, Akın Bey'le irtibata geçip bizim de program için görüştüklerinde biz de kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.